Yatırım dünyasıyla devam ediyoruz. Telefon bağlantımız var. GCM Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Enver Erkan bizlerle birlikte. Enver, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Hande, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ ol. OPEC petrol kısıntısında uzlaştı. Az önce haberimizi verdik. Günlük 800 bin varil kısılmasına karar verdi. Piyasa beklentisi ise 1.3 milyon varillik kısıntı şeklindeydi. Karar sonrası da Brent petrole baktığımız zaman 61.70 dolardan işlem gördü. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Aslında beklentiyi sen de belirttin. 1 milyon varilin üzerinde bir kesinti beklentisi vardı. 1,5 milyon varile kadar çıkabilecek bir beklenti söz konusuydu. Dolayısıyla bu çok böyle piyasayı tatmin edici bir rakam değil. 800 bin varillik bir kısıntı. Tabii şu an ayrıntıları bilmiyoruz. Yani özellikle Rusya ve İran gibi aktörler ne ölçüde bu kesintiye iştirak edecekler veya İran konusunda bir muafiyet var mı? Buna ilişkin tabii ayrıntıların gelmesini beklemek daha sağlıklı olur. Ama şöyle bir örgütün geneline şöyle bir vurduğumuz zaman bu üye başına %2'lik bir orana tekabül ediyor. Tabii yine bu 2016'daki gibi böyle gönülsüz evet, evet, sözünü kesiyorum ama bu arada Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi de açıklandı. Kasım'da 155 bin artış gerçekleştirildi. Yani %3.7 olarak gerçekleştirildi. Sonrasında bununla ilgili de yorumlarını alabilirim. Tabii. Şimdi dediğimiz gibi yani bu iş 2016 kesinti gibi gönülsüz iş yapma noktasında ilerleyecek veya zaten çok fazla bir anlam bence ifade etmeyecekti. Ama tabii üretim kesinti miktarını şu anda piyasa beklentisine mukayese edecek olursak ben bu noktada petrolde yeni bir yukarı trend, yeni bir rally getireceğini düşünmüyorum. Şimdi tabii fiyat bir miktar belki reaksiyon veriyor olabilir ama muhtemelen tabii bu seviyeler hani biraz daha özellikle WTI için 55-60 bandı gibi seviyeler sağlıklı seviyeler olarak düşünülebilir. Tabii petrolün genel trendi için de tabii ki şöyle bir düşünecek olursak bu seviyeler yani 50 dolarlar 60 dolarlar gibi seviyeler ne üreticiyi çok fazla üzer ne de satın alanları, ithalatçıları çok fazla üzer. Dolayısıyla petrol fiyatlarında bir dengelenme daha uzun vardı. Aşağıda 50 dolarların altı şöyle bir alt band olarak düşünülebilir. Yani yine bir müdahale işiği olarak düşünülebilir ama 70 dolarların üzerinde bir fiyat hareketi yaratacak bir etkinin de ben bu noktada yaratılacağını çok düşünmüyorum. Muhtemelen bundan sonrası zaten petrol piyasasında biraz daha bir dengelenme süreci olacaktır. Bence asıl ilgilenilen konu da petrol fiyatlarındaki oynaklığın önlenmesi, yani stabillik olması. Çünkü petrol fiyatları stabil olduğu zaman tabii daha öngörülebilir oluyor. İhracatçı açısından düşünecek olursak sonuçta satanlar, üreticiler kaçtan kaçacaklarını bilmek istiyorlar. Hem ilerleyen dönemde hem de ilerleyen vadelerde ne kadara satacaklarını bilmek istiyorlar. Dolayısıyla tabii belki bir miktar piyasayı dengeleyebilir ama dediğim gibi fiyatta yukarı yönlü bir trend oluşmasını bu kesinti miktarıyla ben beklemem. Evet, az önce de verdik haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam %3.7 olarak gerçekleştirildi. İşsizlik oranı da belli oldu bu arada %3.7 olarak gerçekleştirildi. Tarım dışı istihdam da Kasım'da beklentinin altında kaldı. Bunlarla ilgili yorumlarını da alabilirim Enver. Tabii şimdi tabii tam verinin ayrıntılarına bakamadık. Veri daha çok yeni geldiğinden evet. Dolayı ama manşet rakam bir miktar beklenti altında geldi. Ücretler tarafı oldukça önemli ki ücretleri yıllık bazda %3 bandı üzerinde olması önemli bir eşik. Geçtiğimiz ay 2019'dan sonra ilk defa yıllık ücret enflasyonu %3'ün üzerine doğru çıkmıştı. Dolayısıyla ücret kalemi destekleyici olmaya devam edebilir. Şu an hani verinin ayrıntılarına baktığımızda önceki ücretler verisinin, saatlik kazançlar verisinin aşağı yönlü bir revize edildiğini görüyoruz. %0.2'den %0.1'e aşağı doğru bir revize var. Bu verinin olumsuz ayrıntısı olarak görünüyor. Etki de bundan dolayı kötüleşiyor gibi. Dolayısıyla gelişen ülke para birimleri şu noktada genel pozitif olarak gözükmekte. Tabii veriden Aralık ayı FED toplantısına dair bir çıkarım yapmak çok doğru değil. Çünkü yani FED Aralık ayında bir faiz arttırma elbette yapacak ama son dönemlerde yapılan açıklamalara baktığımızda 2019'a ilişkin
para politikası durumunda yumuşama emarelerinin olduğunu görüyoruz Fed'in. Bu noktada 2019'da Fed'in neden yavaşlayacağı da önemlidir. Ekonominin genel dinamikleri içinde yavaşlayacak da bir sıkıntı yok. Ama son dönemde verim eğrisindeki bozulmadan da kaynaklı olarak bir resesyon endişelerinin olduğunu görüyoruz. Ki Fed Amerikan ekonomisi resesyona girecek diye yavaşlıyorsa bu noktada tabii olumlu bir senaryodan bahsetmek çok mümkün olamayacaktır. 19 Aralık Fed toplantısında yapılacak açıklamalar önemli olacak. Özellikle ekonomik projeksiyon ve dot plot kısmına bakmamız gerekiyor. Muhtemelen faiz projeksiyonları tarafında bir aşağı yönlü revizyon gelebilir. Belki enflasyon ve büyüme tarafına da bir aşağı yönlü revizyon yapabilir. Tabii belli bir miktar ekonomik büyümede yavaşlama olacak mali teşvik etkisi geçtiği için. Ama bu yavaşlama Amerika'nın genel optimal büyüme hızına doğru mu olacak? Yoksa bir resesyon endişesi olacak mı? Ben çok resesyon ihtimalini şu anda ön plana çıkartmıyorum. Çünkü Amerika'nın genel veri trendi iyi. Yani özellikle ekonomik aktiviteyi gösteren verilerin çok kötü olduğunu söylemek bu noktada mümkün değil. Ama verilerde bir bozulma bu noktadan sonra görecek olursak tabii ciddi bir bozulma görmemiz lazım. O ihtimali de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ve tabii Trump'ın kendisinin de bu noktada belli başlı bir risk faktörü olduğunu tabii ki göz önünde bulundurmak lazım. Evet, aynı zamanda Fed Başkanı Powell'ın da açıklamaları vardı veri gelmeden öncesinde. Amerikan ekonomisi ve istihdam piyasasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sen bu değerlendirmeyi nasıl yorumluyorsun? Şimdi tabii istihdam piyasası Amerikan ekonomisinin en güçlü tarafı. Yani şöyle diyelim, yani tam istihdam oranına yakın olmasına rağmen halen yüksek oranda yeni iş gücü yaratabilen, yeni istihdam yaratabilen bir Amerikan ekonomisi var ki işsizlik oranı tarihsel düşük seviyelerde. Hani bunun daha aşağısı neresi olacak? Zaten doğal işsizlik oranı seviyesinin aşağısındaki Fed uzun vadede işsizlik oranı, sürdürülebilir işsizlik oranı %4,5'larda görürken %3,7'de seyreden bir işsizlik oranı var. Bu noktada istihdam tarafındaki dinamikler güçlü ama burada ücretler tarafına baktığımız zaman bir bu noktada işsizlik dip seviyelerde seyrederken bunun bir miktar enflasyon yaratması gerekir. En başta da ücretler kalemi üzerinden. Bir iki aydır ücretler tarafında güçlü bir eğilim söz konusu ama şu an ben onun halen tam bir istikrara girmiş olduğunu tam olarak düşünmüyorum. Ekonomik aktivite güçlü. Evet, tüketim kalemleri ekonomiyi destekleyen tekti ama bir noktadan da tabii ki ekonomi tarafına gelen geçici rahatlamayı da yani vergi indirimlerinin bu yıl getirdiği geçici rahatlamayı da göz önünde bulundurmak lazım. 2019'da bunun etkileri söz konusu olmayacak. Artı olarak Trump yeni bir kongreyle çalışmak durumunda olacak ve elbette Çin konusu oldukça önemli. Yani 90 günlük ateşkes sonucunda eğer ki Çin'le nihai bir anlaşmaya varılamazsa ve ticaret savaşı topyekun bir hale gelecek olursa bundan ister istemez bir defa Amerika'nın imalat sanayisi de etkilenecektir. Ve tabii enflasyon baskılar da bu noktada söz konusu olabilecektir. Bu noktada tabii Trump'ın biraz daha Fed'in faiz arttırımlarından rahatsızlık duymasının nedeni ekonomik büyüme seviyesini çok daha aşağı çekti. Çünkü Trump da farkında ki mali teşviklerin etkisi geçtikten sonra önümüzdeki yıl ekonomi biraz daha yavaş bir hızda büyüyecek. Fed'in faiz arttırımları da özellikle konut piyasasında yavaşlama üzerinden ekonomi tarafında bir aşağı yönlü baskı yapacak olursa 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Trump'ın ekonomi notu çok iyi verilmeyebilir. Dolayısıyla Trump ekonomik büyüme oranlarının yüksek kalmaya devam etmesini bekliyor. Ama tabii ki şu dinamiklerde enflasyon ve büyüme dinamikleri şu anda ilave yukarıya doğru hareket eden bir noktada değil Amerika tarafında. Dolayısıyla Fed'in 2019 yılında faiz arttırımları konusunda şu an anlaşılan yani nötr seviyeyi oldukça yakın bir seviyedeler. Ama bu nötr seviyenin nerede olduğuna dair Fed içerisinde bile değişik görüşlerin olduğunu ve Powell'ın kendisinin de aslında çok fazla bir fikrinin olmadığını söyleyebiliriz. Ama veriler eğer ki yavaşlamaya başlıyorsa bu yavaş yavaş faiz oranlarının ekonomiyi yavaşlatacak seviyelere doğru çıkmakta olduğunu göstermektedir. Bu noktada da tabii ki Fed'in artık faiz konusundaki yukarı doğru hareket alanı bir noktadan sonra kısıtlanacaktır ve
elbette teorik olarak daha yavaş hareket etmeleri gerekiyor. Yani varış noktalarına yaklaşmış olmaları itibariyle. Ama tabii bir tarafta da ekonomik büyümede yavaşlama etkisi görülecek de eğer, evet, Fed'in yukarıya doğru çok fazla atılacak adımı kalmamış demektir. Evet, peki tüm bu açıklamaların ardından, verinin ardından, evet, altındaki durum nedir? Şu anda bakıyorum ben, altın ons fiyatı 1243 dolardan işlem görüyor. Altın tarafını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi tabii altın tarafı biraz daha risk iştahındaki düşüşten beslenen bir nokta içerisinde. Çünkü malum hafta sonu G20'de Amerika ve Çin arasında, evet, ticaret savaşlarına bir ara verelim şeklinde mutabakat olmuş olsa da, hafta içerisinde Huawei'nin kurucusunun kızı, aynı zamanda şirketin CFO görevini üstlenen kişinin Kanada'da gözaltına alınması, ki bunun Amerika'nın talebiyle olduğu söyleniyor, Amerika ve Çin arasındaki geçici ticaret anlaşmasını çöpe attırıcı bir etkiye sahip olabilir. Şu an bakıyoruz, Çin tarafından, Komünist Parti'den veya Politbüro içerisinden bu konuya ilişkin çok böyle sert bir açıklama gelmedi. Ama Çin medyasında Amerika'yı suçlayan ifadelerin, görüşlerin olduğunu görüyoruz. Ve Çin'de söz konusu kişinin serbest bırakılması için elinden geleni yapacaktır. Bugün bir kefalet duruşması kararı var zannediyorsam. Burada eğer bir tutuksuz yargılama durumu söz konusu olursa piyasa bu riski öteleyebilir. Ama Amerika'ya iade ve sonra orada yeni bir mahkeme süreci söz konusu olabilirse, olursa eğer, bu Amerika ve Çin arasındaki ilişkileri de gelebilir ki Huawei'nin de özellikle teknoloji anlamında, telekom anlamında, akıllı telefon pazarında Apple açısından çok ciddi bir rakip olarak son zamanlarda ön plana çıktığını düşünecek olursak, bu işin altında da başka hesapların yaptığı varsayımı da aslında çıkartılabilir. Dolayısıyla çok su götürecek bir konu olarak görüyorum. Piyasalarda tabii bu noktada gerek bu risklerin tekrar ayyuka çıkması, gerek Trump'ın sabah farklı, akşam farklı açıklamalarından vesaire bir endişe duydu ve bu en başta zaten güvenli varlık tarafına doğru bir talebi getirdi. Altında 1240 dolar bandının üzerine doğru getiren etmen bu. Şu noktada baktığınızda evet, piyasadaki bu risk iştahındaki belli belirsiz durum devam eder ise eğer, altın tarafı ve en başta güvenli varlıklar tarafı burada bir efekt, bir etki yukarıya doğru almaya devam edebilir görünüyor. Enver, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz.